Digital Racing'e hoş geldiniz değerli yarışseverler. Bugün özellikle beklediğinizi tahmin ettiğimiz bir içerik olan soru cevabı gerçekleştireceğiz. <laughs> çok farklı platformlardan birçok yorumu bizlere gönderdiğiniz için herkese çok teşekkür ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden yorumlara geçeceğim. Ama öncesinde bir ufak hatırlatmamız var. Eğer kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yapmaya devam ederseniz bizi çok mutlu edersiniz. İçeriklerin gelmesi için bunun da çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim ve Seçkin Kasap'ın selamlar yorumuna selamlar diyerek ben de başlangıcı yapayım. Ee, sonrasında Ekber Bey, Azerbaycan'dan selamlar, sorum yok, videoları severek kaçırmadan izliyorum, başarılar dilerim demişsiniz. Biz de Azerbaycan'a selamlarımızı gönderelim. Aynı zamanda e, dünyanın neresinden bizi izliyorsanız her yere selam olsun diyerek e, yavaş yavaş da yorumlara hatta sorulara geçelim sizlerle beraber. C. Mitatsyan, kendinizden biraz bahseder misiniz demiş. Bu yorumu almamızın sebeplerinden bir tanesi. Diğer yorumlarda da aslında gördüğümüz, değinmemizi istediğiniz içerikler olduğunu fark ettik. Farklı konular olduğunu fark ettik. O yüzden bu yorum almayı tercih ettik özellikle. Ben 6 senedir Eurosport'ta çok farklı motor sporları serilerini anlatıyorum. Bunların içinde Superbike Dünya Şampiyonası, Avrupa Rally Şampiyonası, Formula E... Dünya Binek Otomobil Şampiyonası, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ki içinde Loma 24 saat de var bildiğiniz gibi. Motosiklette Dayanıklılık Dünya Şampiyonası, aynı zamanda Motocross, Speedway, Drift Masters Avrupa Şampiyonası gibi çok farklı dallarda anlatımlar yapıyorum. Dolayısıyla bu konulara hakim olduğumu söyleyebilirim. O yüzden eğer Formula 1 dışında da merak ettiğiniz Soru sormak istediğiniz, ilgilendiğiniz sorular varsa bizlere iletebilirsiniz o soruları da mutlaka bu tarz içeriklerde cevaplamaya çalışacağız, o içeriklerde mutlaka yer vermeye çalışacağız. Biraz Formula 1'in dışına doğru da şöyle bir tam kapsamlı bir motor spoiler kanalı olma yolunda da e, o şekilde adımlarımızı atabiliriz. Hemen bir başka soruya geçelim ve yavaş yavaş da artık ısındık ciddi mevzulara dönelim. Besim Ef'e sormuş. Rekabet anlamında F1'in dünyadaki en iyi seri olduğunu düşünüyor musunuz? F1'deki 20 pilotun dünyanın en iyi ismi olduğunu söylemek olası mı? Açıkçası zaman zaman rekabet unsuru Formula 1'de kayboluyor. Özellikle dominasyon dönemlerinde çok fazla rekabetten söz etmek mümkün olmayabiliyor. Bazen pist üstünde ciddi rekabetler oluyor ama şampiyona da farklar çok açık oluyor. Bazen tam tersi durumlar söz konusu olabiliyor. Ama genel anlamda motorsporlarının zirvesinin Formula 1 olduğunu söylemeyen e, biraz bence şov yapıyordur diyebilirim. Çok da fazla katılmak mümkün değil öyle bir fikre. Sorunun ikinci kısmına gelirsek 20 pilot, burada yarışan 20 pilot kesinlikle dünyanın en iyi 20 pilotu değil bana sorarsanız. İlk 50'nin içinde yer alan 15-16 pilotun olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Ama Formula 1'de yer almak için sadece doğal hızlı olmak, yetenekli olmak, en çalışkan olmak dışında e, farklı meziyetler ya da farklı durumlar içinde de kendinizi bularak buralara gelebiliyorsunuz. Örneğin aile bağları bunlardan bir tanesi. Ülke bağları bunlardan bir tanesi. Eğer sizi çok seven, çok destekleyen zengin bir sponsorunuz varsa yine burada kendinize yer bulabiliyorsunuz. Elbette öyle pat diye havadan gelemiyorsunuz buraya. Alt serilerde mutlaka yarışıp bir şeyler ortaya koymanız gerekiyor. Ama demek istediğim dünyanın en iyi 20 pilotundan bir tanesi olmanız şart değil. Zaten bugün baktığımızda da şu anda henüz Formula 1'de yer almayan ya da bir dönem Formula 1'de yer almış ama şu an devam etmeyen isimlerin bir kısmı bana sorarsanız dünyanın en iyi 20 pilotunun içine girebilecek kapasitede isimler. Giremeseler bile şu anda yarışan 20 isimden daha iyi yarışabilecek bazı isimlerin dışarıda olduğunu söylemek isterim. E, açık teker serilerine bakacaksak mesela Nick de Free biz geçtiğimiz yılın Formula E şampiyonu zaten adı ciddi anlamda Mercedes'le anılıyor. O, o isimlerden bir tanesi olabilir. Oscar Piastri herkes merakla bekliyor. Fernando Alonso'nun Alpine'den ayrılmasından sonra Piastri gelebilir buraya. Onun neler yapacağını hep beraber göreceğiz. Ayrıca açık teker serisinde yarışmayı tercih etmeyen özellikle rally cephesinde çok kuvvetli isimler var. Belki biraz prime yaşları, zirve yaşları geçti ama Sebastian Loeb, Sebastian Ogier mesela bunlar e, dünyanın en iyi 20 yarış pilotu arasında yoksa kim var diye sormak isterim. O yüzden herkes Formula 1'de yarışmıyor en iyi 20 isimden. O şekilde bir cevap verebilirim. Fakat bence de dünyanın en iyi serisi Formula 1 bu sporun zirvesi olduğunu düşünüyorum. Bir başka soruya geçelim. Erdem Fırat sormuş. En çok iyi pilotun bir araya geldiği jenerasyon hangisi sizce? Çünkü bu jenerasyonda dünya şampiyonu potansiyeli olan epey pilot var. Siz hangi dönemi seçerdiniz diye sormuşsunuz. Bu soru için iki farklı jenerasyon bence öne çıkıyor. 80'ler ve 2000'leri buraya ben dahil ederim. 80'lerde Niki Lauda var, Ayrton Senna var. Onlarla beraber Keke Rosberg var, Alain Prost var. Çok önemli isimler. Aynı anda pistte de çıktılar, aynı dönemde de yarıştılar ve çok fazla şampiyon da çıktı zaten o dönemde. Bunun dışında 2000'lerde yine Michael Schumacher'ın etkisiyle başlayan bir 2000'ler başı gördük. Sonrasında onunla beraber pisti paylaşan isimler Fernando Alonso, Jenson Button gibi isimler var. Lewis Hamilton var. Hatta Feter'i de buraya dahil edebiliriz. Yine çok önemli bir jenerasyon. Ray de beraber ki birçok mutlaka unuttuğum isim de olmuştur. O jenerasyonu onu da ekleyebilirim. Fakat e, sizin görüşünüze katılıyorum. Bence de bu jenerasyon oldukça yetenekli. Aslında güç dengeleri biraz daha oynak hale gelirse fazla sayıda şampiyon çıkartabilecek bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tarihin en yetenekli isimlerinden en azından birinin belki birkaçının da yine bu jenerasyon içinde yer aldığını ben de düşünüyorum Erdem Bey gibi. Ee, çok teşekkür ederiz bu soru için de. Ferrari'den geliyor Onur İrgen. Ferrari çoğu zaman çalışan tarafında İtalyan milliyetçiliği yapıyor. Bunun bir dezavantaj olduğunu düşünüyor musunuz diye sormuşsunuz. Ee, evet böyle bir durum var. Böyle bir durum dikkatle çekiyor aslına bakarsanız. Fakat e, şöyle bir örnek verelim. Bu yıl Ferrari'nin en çok beğenilen tarafı otomobil. Ve otomobili geliştiren departmanın e, en önemli iki ...başlığında yani şasi ve güç ünitesinde İtalyan çalışanlar yer alıyor. Enrico Cardile ve Enrico Gualtieri e, bu iki departmanın başında yer alan isimler. Ve onlar en iyi işi çıkartmış gibi gözüküyorlar. Öte yandan bir başka İtalyan Mattia Binotto tabii ki takım patronu olarak... ...çok ciddi anlamda eleştiriliyor. Fakat eleştirilerin en çok hedefinde olan isimlerden bir diğeri İspanyol, Iñaki Rueda. Dolayısıyla İtalyan olmakla ya da belli bir milletten olmakla başarıyı... ...sağlamak çok fazla korelasyon sağlamıyor bana göre. Bir dezavantajı var mı derseniz evet bazen Ferrari'nin kendisi kısıtladığını düşünüyorum. Formula 1'de 10 takım şu anda mücadele ediyor bildiğiniz gibi. Bu 10 takımda kendi milliyetinden bir takım patronu bulunduran tek takım Ferrari. Bu demek değil ki bir İtalyan burada başarılı olamaz... ...ya da mutlaka başka bir ülkeden bir isme ihtiyaç var. Fakat o İtalyan takım patronları o adaylar arasında kendini kısıtladıkları zaman biraz geriye gidiyorlar. Bir dezavantaj sahibi oluyorlar. O yüzden Onur Bey'e katılabilirim açıkçası. Bir başka soru en sevdiğiniz pistler hangileri İstanbul Parkı hariç tutarak söylerseniz daha iyi olur. Benim Monza, Spa ve Avusturya demiş Abdülkadir Bey. Valla benim de ne yalan söyleyeyim. iyi tercihler olduğunu düşünüyorum. Normalde Avusturya Red Bull Ring'i saymam oraya İstanbul Park koyarım. Ama onu da hariç bırakmışsınız. Ben %100 katılıyorum açıkçası bu yoruma. Berbur isimli izleyicimizin bir yorumu var. Söyleyivisi Hamilton ve George Russell pol veya galibiyet alabilirler mi? Hangi pistlerde alabilirler? Cevaplarsanız sevinirim. Pole aldı bile George Russell. Öte yandan galibiyet için biraz daha Ferrari'den ve Red Bull'dan hatalar gerekiyor. O yüzden hangi pistte bunu yapabileceklerini söylemek zor. Rakipler nerede hata yaparsa orada alabilecekler bana göre. Ve alma ihtimallerini de yüksek görmeye başladım. Özellikle son 3 Grand Prix hafta sonundan sonra. F1 Haberler sormuş. Alonso'nun Alpine ile devam etmemesinin nedenleri arasında sizce neler var? E, bu konu önemli bir şekilde tartışıldı ama en önemli öne çıkan madde olarak Alonso'nun uzun vadeli bir sözleşme istemesi olduğu konuşuluyor. Alpine tek yıl tek yıl Alonso ile ilerlemeyi tercih ediyordu. Fernando Alonso ilerleyen yaşına rağmen bu spora çok ciddi anlamda tutku duyan bir isim. Buralarda uzun süreler var olmak isteyen bir isim. Bir ara biliyorsunuz ciddi anlamda küstü ve gitti Formula 1'e fakat çok tutkulu bir şekilde geri döndü. O geri dönüşten itibaren de çok fazla bir sene üstünde sözleşme isteyen bir Fernando Alonso olduğunu biliyorduk ve Aston Martin bence Fernando Alonso'yu heyecanlandıracak şeyler anlatmış olabilir. Lawrence Stroll'ün çok büyük bir yatırımı var ee, ve bu birkaç sene yayılacak bir yatırım. Yeni bir fabrika inşa ediyor baştan. Birçok farklı takımdan çok başarılı olduğu ispat olmuş isimleri takımına dahil ediyor ve sürekli olarak aslında şampiyonluk için yavaş yavaş bir temel atıyorlar. Bence Fernando Alonso'yu en çok cezbeden noktalardan bir tanesi de bu. Biliyorsunuz en üstteki 3 takımda e, şu anda yer yok. Zaten dördüncü takım olarak McLaren'ı koyarsak oradan çok enteresan kavga gürültü şeklinde ayrılmıştı. Sonrasında Formula 1'i bırakmıştı dediğim gibi. Oraya gitme ihtimalini de çok yüksek görmüyorum. En mantıklı adres Aston Martin oldu Fernando Alonso için. Ve muhtemelen bu birliktelikten aslında gerçekçi olsa da olmasa da bir şampiyonluk bekleyen bir Fernando Alonso var diye düşünüyorum. Şimdi geldik bu sezonun en büyük tartışma konusuna. Ömer Faruk Özmen, Race Fan 75 Oğuzhan Bey ee, bu isimlerin ortak bir sorusu var. Ne olacak bu Ferrari'nin hali? Gerçekten birçok ismin aklındaki soru bu. E, hatta sizden gelen yorumlarda da Formula 1 Ferrari'dir. Ne demek Ferrari'yi konuşmamak? Ya da neden Ferrari ile dalga geçiyorsunuz ee, böyle olmaz gibi yorumlar da görüyoruz. Maalesef Ferrari kendisinden bir şekilde olumsuz bahsettirmeyi başardığı bir sezonu daha geçiriyor. Sezonun başını şöyle bir dönüp hatırlarsak bu sezon o sezon. Bu sezon şampiyonluk sezonu olabilir. Ferrari son iki yıldaki yatırımlarını kısıt tutarak tamamen bütün o yatırımı bu seneye yatırdı. Ve yeni jenerasyonda kuvvetli bir giriş yaparak bir dominasyon kurmak istiyor gibi görüşleri hepimiz buralarda da başka platformlarda da arkadaş sohbetlerinde de mutlaka konuşmuştuk. Özellikle rakiplerin de biraz araçları tam iyi anlayıp anlamadığını bilmediğimiz dönemde Red Bull'un biraz sendelediği, Mercedes'in çok geriye düştüğü dönemde acaba Ferrari için bu yıl olacak mı? Şampiyonluk sezonu geldi mi diye sık sık konuştuk. Fakat sezon ilerledikçe Ferrari'nin çok farklı departmanlardan sürekli olarak kırmızı alarm verdiğini gördük. Ne olacak bu Ferrari'nin hali sorusunun bence en büyük cevabı Binotto'da gizli. Çünkü Mattia Binotto ısrarlı olarak yaptığı hataları ya da takımın yaptığı hataları kabullenmiyor ve sürekli bir reddediş içinde. Hatta İtalyan basınıyla da ciddi anlamda tak takışmış. Onlara da çok fazla bizim üstümüze geliyorsunuz. Çok gereksiz bize saldırıyorsunuz demiş. Onun dışında verdikleri stratejik kararlarla alakalı diğer herkes aynı hataları yapıyor. En çok bizimki konuşuluyor gibi bence komik sayılabilecek bir açıklama yapmış. Çünkü kimse bu kadar bariz elindeki, avcundaki her şeyi rakiplere dağıtmıyor. Matia Binotto ve ekibi kadar. O yüzden öncelikle bence bir öz eleştiri, bir kabullenme gerekiyor Ferrari için. Eğer bu olmayacaksa da yol ayrımı gerekiyor Matia Binotto tarafında özellikle. ...bir değişime ihtiyacı var gibi gözüküyor Ferrari'nin. Zaten bu konuda çok ciddi anlamda gündeme gelmeye başladı. Ralf Schumacher yeni bir açıklama yaptı. Yaz arasından sonra Mattia Binotto'yu buralarda görmeyebiliriz diye. Bir yandan Ferrari'nin CEO'su Elkin o ne yapacak bilmek çok zor. Şu ana kadar Formula 1'e olan ilgisi konusunda ciddi tartışmalar var. Çok fazla ortada gözükmeyi sevmeyen bir isim. Yapıyı biraz daha Binotto'ya bırakmış gibi gözüküyor. Ancak Binotto'nun bu hatasını çok kabul etmeyen birazdan normalize eden hatta bazen kabahatliği suçu başka yerlerde arayan tavrı bence Ferrari'nin hiçbir şekilde çözümü olmayacaktır. Hüseyin Bey de bu permalı Ferrari patronuyla bu iş olmayacak. Erkenden yollansa daha kötüye gider mi Ferrari demiş. Ferrari buradan daha kötüye gidemez. Damn! Yalçın, Anıl Yalçın hemen düzelteyim. Binotto emeklilik geldi sanki sene sonu sizce demiş. Ben de şöyle diyeyim. Bence geç. Arda Dönder. Sizce bu sezon her pilotun kullandığı araç aynı olsaydı? Mesela yani. En başarılı performans hangi pilot sergilerde? Bence bir değişiklik olmazdı. Yine en başarılı performansı Max Verstappen'in sergileyeceğini düşünüyorum. Ona elbette birçok isim eşlik edecektir. Şu anda formunu bulan Lewis Hamilton o isimlerin başında gelir diye tahmin ediyorum. Zaten hani diğer pilotlardan çok fazla bahsetmeye gerek yok. Charles Carlos Sainz, Checo bu isimler zaten iyi performanslar veriyorlar. Çok fazla ortada gözükmeyen Pierre Gasly mesela bir faktör olabilirdi. Her otomobil aynı olsaydı. Ee, onun dışında belki Sebastian Vettel daha farklı şeyler ortaya koyabilirdi. Fernando Alonso mutlaka oralarda olurdu diye düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebiliriz. Alex Albon yine daha fazla kendisinden bahsettirebilirdi diye tahmin ediyorum bütün otomobiller aynı seviyede olsaydı. Prime dönem olarak en iyi pilot Barış Kılıç sormuş. Ee, bana göre bu sorunun tek bir cevabı var. Mia Schumacher. Ee, benim zaten çocukluk kahramanım. Buna çok tarafsız yorum yapmam da kolay değil. Ee, o yüzden kesinlikle ben Schumacher diyeceğim bu sorunun cevabına. Ve bir başka soruyla da bağlayacağız buradan. Formula 1'de o an sormuş. Eskilerden bir soru. Mia Schumacher'ın Mercedes macerası tüm açılardan yanlış bir karar mıydı? Tüm açılardan kesinlikle yanlış bir karar değildi. Mesela Mercedes açısından mükemmel bir karardı. Zaten e, o zaman Ross da takımın e, çok yakından takip eden bir isim olarak ciddi açıklamalarda bulunmuştum. Mia Schumacher'ın burada olması herkesin, takımdaki herkesin her şeyi nasıl yapacağını çok daha iyi öğrenmesini sağladı. Çok daha iyi bir yola bizi çekti Mia Schumacher'ın buradaki varlığı demişti. Sonrasında Toto Wolff o da aynı şekilde bizim şu ana kadar elde ettiğimiz bütün başarıların ki bu dominasyon döneminden sonra gelen bir açıklama babalarından bir tanesi Mihal Schumacher'dir dedi. Dolayısıyla bu tecrübeli şampiyonun ki çok enteresan da bir kariyeri var. Benetton'da yarıştığı yıllarda Benetton'a tek şampiyonluğunu getirdi. Daha doğrusu çift şampiyonluk ama tarihteki birinci ve ikinci aynı zamanda da son şampiyonluklarını getirdi. Sonrasında Ferrari'ye 16 senenin ardından şampiyonluk getirdi ki bir dominasyon da kurdu bildiğiniz gibi Ferrari'de. Zaten efsaneleştiği dönemde odur. 5 şampiyonluk Ferrari ile beraber. Yani gittiği takımları her zaman yukarıya çeken, garajda zaman geçiren... Biraz böyle Niki Lauda tarzında bir pilot olduğunu söylemek lazım. Her şeyden anlayan, her şeyin daha iyi olması için çok büyük motivasyon ve emek veren bir isim olduğunu söylemek lazım. Gerçekten bu sporu çok büyük tutkuyla yapan bir sporcuydu. Şu anda da eğer sağlıklı olsaydı ben onun muhtemelen yaşlanana kadar yani hatta belki hayatını kaybedene kadar da pit duvarlarında ya da garajlarda yer alacağını düşünüyorum. O yüzden tüm açılardan asla yanlış bir karar değil. Mercedes açısından süper bir karardı bu. Mia Şumayr açısından yanlış bir karar mıydı? Bence hayır. Zaten yaşı ilerlemişti dolayısıyla ile beklenti eski düzeyinde değildi şüphesiz ondan. Bir yandan da Mercedes o zamanın en güçlü otomobillerinden bir tanesi değildi. Başa oynayacak bir araç değildi. O yüzden Mercedes'le beraber ne gösterse kardı. Ve muhtemelen çok özlediği bir ortamdı. Formula 1'in padoğu ve pistler kokpitin içinde olmak. Çünkü o çok tutkulu bir isim. Şu an Fernando Alonso belki o örneği gösteriyor bizlere. O yüzden de kendi açısından da doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. O yüzden yanlış olduğunu pek de söyleyemeyeceğim açıkçası. Kim Possible sormuş. McLaren ...Zack Brown'ın ilk geldiği zamanki şampiyon olma hedefine sahip mi hala? Yoksa orta grubun eğlenceli takımı olma misyonunu mu üstlendi? Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yukarıdaki takımlarla mücadeleye girebilirler mi 4-5 seneye? Bir de Porsche Red Bull birliği yeni bir dominasyon dönemi demek mi? Sondan başlayalım. Red Bull zaten bir dominasyon için güçlü bir aday şu anda. Evet ciddi rakipler var. Mercedes özellikle diş göstermeye başladığında ne kadar tehlikeli olabilir? herkes bunu biliyor şüphesiz. Ferrari'nin yine bu bataktan kurtulursa etkili olma ihtimali var. Alttan gelecek takımların oralara dahil olma ihtimali var. O yüzden aslında Porsche'yle çok fazla bağdaştırmak mümkün değil. Porsche'nin diğer serilerde neler yaptığına da şöyle bir göz atarsak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda en üst sınıftan hiper otomobilden çekildiler. Orada devam etmiyorlar. Orada ortamı tamamen Toyota'ya bırakmış durumdalar. GT sınıfında Ferrari ile çekişiyorlar. Çok büyük bir dominasyon yapmadılar, ortaya koyamadılar. Formula E'de bu kadar senede tek bir yarış galibiyetleri var. Onu da bu sezon aldılar. Yani son dönemde en azından gittiği yerleri çok fazla domine eden bir Porsche olduğunu söylemek bence kolay değil. Ancak Red Bull'la Porsche işbirliği farklı bir seviyeye çıkartabilir onları. O konuda yorum yapmak için biraz erken bence görmek lazım. McLaren'la ilgili konuşursak da Zac Brown yine Dünya Dayaklık Şampiyonası'na gideceğim ondan örnek vermek için. Aynı zamanda orada LMP2 sınıfında United Autosports'un patronu ve o takımda şampiyonluğu oynayan bir takım. Zac Brown hep şampiyonluğu oynayan bir takım patronu olduğu Hiçbir zaman o eğlenceli takım olma misyonunu kabul edecek bir adam değil. Takım içinde çok eğlenceli bir ortam olabilir. Zac Brown sürücüleriyle abi kardeş gibi olabilir. Ancak başarı her zaman onun için çok çok önemlidir. Her zaman başarıyı önde tutar. O yüzden ben pek sanmıyorum ki McLaren vazgeçmiş olsun. Mutlaka yukarıya tekrar dönmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Ki Lando uzun süreli bir Sözleşme yapmanın da aslında kaynağında bence bu yatıyor. Onun sıradaki şampiyon olduğunu düşünüyor Zac Brown ve ekibi. Can Aksut e, sormuş. Yeni nesil pilotların Max, Leclerc, Lando, Russell gibi eski nesil pilotlara göre rekabet sırasında bile daha arkadaşça kalabilmelerinin sebebi sizce nedir? Bu saydığınız bütün isimleri belki biraz Verstappen hariç pandemi döneminde takip ettiyseniz çok fazla sayıda oyun yayını açtıklarını görürsünüz birlikte. E, Formula 1 oynadılar. Euro Truck Simulator oynayıp birbirlerini kamyonlarına taklalar attırdılar. Başka oyunlar oynadılar e, vesaire. Biraz aslında ben bu sosyal medya çağında büyümüş olmalarına bağlıyorum. Hepsinin e, birer telefonu olmasından çocukluktan beri. Mesela mutlaka bir pozitif sonuç çıkmıştır bu konuyla ilgili. Hep iletişim halinde kaldıklarını düşünüyorum. Pis dışında bu kadar sıkı arkadaş olduğunuz zaman e, mutlaka pis üstünde de birbirinizden nefret etmiyorsunuzdur. O yüzden ben iletişimin... Küçük yaştan beri zaten hep aynı benzeri yerlerde yarışan isimlerde oldukları için e, iletişimin çok büyük bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Ki buraya al bunu da aslında ekleyebiliriz. Onların ciddi bir arkadaşlığı var. Ancak bu rekabetten bir şey götürmüyor. Fersepenler, Ökler şimdi de pist üstünde karşı karşıya geldiklerinde harika bir çekişme izletiyorlar bizleri. E, bu şekilde olması belki de e, aslında yeni yıllarla beraber, 2020'li yıllarla beraber sporun da aldığı yeni ortamı gösteriyor olabilir o eski vahşi rekabet, düşmanca rekabet. Yerinde biraz daha böyle tatlı rekabeti bırakmış olabilir. Sinan Bey sormuş. "Stroll'ün geleceği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sizce takımın ilerlemesi önünde bir engel teşkil ediyor olabilir mi?" Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Lance Stroll çok genç yaşta Formula 1'de kendisine şans buldu ve tecrübe kazanmaya devam ediyor. Hiçbir zaman şampiyonluk için iddialı olabilecek bir kumaşı olacak mı? Bunu kestirmek kolay değil. Ama takımın gelişimi konusunda bir engel de teşkil ettiğini pek düşünmüyorum açıkçası. Yanına her zaman iyi pilotlar getirdiler zaten. Hatta Racing Point döneminden beri Sergio Perez zaten takım arkadaşlarından bir tanesiydi biliyorsunuz. Sonra ise Sebastian Vettel geldi. Dört kez şampiyon. Şimdi de iki kez şampiyon Fernando Alonso ile yarışıyor olacak. Dolayısıyla bu sürücülerin yanında kendi öğrenme eğrisini de yukarıya çeken bir lancer olacaktır her zaman. Eğer bu fırsatlardan iyi faydalanırsa... Ben bir ayak bağı olmaktan ziyade gelecek vadeden ara sıra yarışlar kazanabilecek. Bazen podyum yapabilecek. Eğer takım şampiyonluk mücadelesine içine girecekse e, orada da iyi bir otomobille tabii ki e, güçlü bir destek verebilecek bir profil olduğunu düşünüyorum. Lens Stroll'ün Tolga Ateşçi bu karizmalar halis mi demiş. Estağfurullah çok teşekkür ediyoruz. Eray Günay. Barkın Kızıl'a Mercedes sveti giydiren YouTube büyük adamsın demiş. Estağfurullah biz şık olan her şeyi giymek taraftarıyız. Özellikle de Formula 1 ile alakalıysa gönül bağımızın çok da bir etkisi olmadığını söylerim. Amok son yorum demiş. Biz de son yorum için teşekkür ediyoruz. Osman Arslan yorum yapalım demiş. Buna da kesinlikle katılıyoruz. Ben like atıyorum Osman Bey'in bu yorumuna. Ve böylece soru cevap bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Tekrar sorularınızı, yorumlarınızı hem bu videonun hem diğer videolarımızın altına gönderirseniz mutlaka tekrar onlardan bir seçki haline getirip bir başka soru cevapta tekrardan yanıtlayacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.